Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimi gelmişken asla yumuşamayan, tam ölçülü, kütür kütür lahana turşusu tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 2,5 kilogram lahana, 2 baş sarımsak, 4 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 su bardağı elma sirkesi, 1 bağ maydanoz, 4-5 adet havuç ve su kullanacağız. Öncelikle lahanamızın göbek kısmını keselim. Daha sonra ortadan ikiye ayıralım. Dış kısmında bulunan ince yapraklarını koparalım. Bu kısımları turşu yaparken kullanmayalım. Farklı bir yemek yaparken değerlendirebilirsiniz. Beyaz ve sert kalan kısmını tekrar ikiye bölüp doğramaya başlayalım. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Fakat çok ufak yapmamanızı tavsiye ederim. Lahanamız bitene kadar aynı şekilde doğramaya devam edelim. Yıkayıp süzdüğümüz lahananın bir kısmını geniş bir kaba alalım. Üzerine tuz serpelim. Bu işlemi lahanamız bitene kadar yapmaya devam edelim. Kullandığım tüm malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Doğrayıp tuzladığımız lahananın üzerine temiz bir poşet geçirip en az 8 saat, hatta vaktiniz varsa bir gece bu şekilde bekletebilirsiniz. İçerisine ekleyeceğimiz havuçları doğrayalım. Ben toplamda 8 saat bekledikten sonra hazırlamaya başladım. Verdiğim ölçü 4 litrelik kavanoz için uygundur. Temizlediğimiz sarımsaklardan bir miktar kavanoza ekleyelim. Üzerine lahana ve havuçları dolduralım. Ara ara sarımsaklarını atalım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.
Lahanamızın tamamını doldurduktan sonra üzerine 2 su bardağı elma sirkesi ilave edelim. Kavanozumuzun tamamı dolacak şekilde içme suyu veya kaynatılmış soğumuş su ekleyelim. Son olarak üzerine bir bağ maydanoz koyalım ve kavanozumuzun ağzını sıkıca kapatalım. Ortalama bir hafta sonra tüketebilirsiniz. Asla bozulmayan, yumuşamayan çok lezzetli bir turşu oluyor. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Bugün de sizlerle beraber lahana turşusu yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.